Tekrar merhabalar, spor haberleriyle karşınızdayız. Bursa Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal camiaya sağduyu mesajı verdi. Oyuncuların üzerinde stres olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, kalan 4 haftada tüm camianın olumlu hava yayması gerekiyor dedi. Bursa Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, camianın sadece kalan 4 haftaya odaklanmasını istedi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan tecrübeli teknik adam, ligde kritik bir süreçteyiz. Oyuncuların üzerinde stres var. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 4 hafta kaldı. Tüm camianın olumlu hava yayması gerekiyor. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum diye konuştu. Erzurumspor maçının zorlu geçeceğini ifade eden tecrübeli teknik adam, cumartesi günü oynayacağımız mücadelede ekstra işler yapmamız gerekiyor. Takım olarak iyiye gidiyoruz. Ben oyuncularımdan memnunum dedi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan Akhisarspor maçının izlerini silen Bursaspor, Erzurumspor maçına odaklandı. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazların bugünkü antrenmanda hırslı ve istekli olduğu belirtildi. Akhisarspor mücadelesinin izlerini silmeye çalışan Bursaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Bursaspor'un antrenmanı 30 dakika geç başladı. Bu sürede teknik direktör Mesut Bakkal'ın futbolcularıyla görüşme gerçekleştirdiği ve geçmişi unutup sadece kalan 4 haftaya odaklanmalarını istediği belirtildi. Teknik direktör Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Akhisarspor maçını geride bırakan oyuncuların antrenmanda hırslı ve istekli olduğu görüldü. Hafif sakatlığı bulunan Bahçı ve bileğinde kanama olan Tunay Torun antrenmana katılmadı. Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Barış Yardımcı sezonu kapattı. Bir süredir maçlara iğneyle çıkan ve menisküsle boğuşan Barış'ın birkaç gün içerisinde ameliyat olacağı belirtildi. Bursaspor'un ligde kalan 4 haftada her türlü desteğe ihtiyacı var. Yeşil Beyazların taraftar grubu Texas'ta yayınladıkları bir bildiriyle 31. haftada deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçı için başta BTSO olmak üzere sanayi odalarına destek çağrısında bulundu. Cumartesi günü kritik bir Erzurumspor maçına çıkacak olan Bursaspor'da Yeşil Beyazlı taraftarlar takımlarını bu mücadelede yalnız bırakmamak istiyor. Bursaspor taraftar grubu Texas bir açıklama yaparak Erzurumspor deplasmanı için başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere sanayi odalarına seslendi. Kalan 4 haftada takımın zorlu süreçten çıkabilmesi için tribün desteğine dikkat çeken Texas, taraftarların Erzurum deplasmanına gidiş geliş organizasyonlarının daha kolay gerçekleşebilmesi için desteğin şart olduğunu vurgulayarak, başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer sanayi odalarımızdan olmak üzere özellikle uzak olduğu kadar kritik de olan deplasman maçlarına gidiş geliş organizasyonları için verilecek veya verilmeyecek destekler unutulmayacaktır ifadelerine yer verdi. Bir not, bu sezon cezalarla başı dertte olan Bursaspor bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Kurul gerekçe olarak Akhisarspor karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratı gösterdi. Ayrıca Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar, Trabzonspor'da ise kulüp görevlisi Gökhan Kandemir de PFDK'ya sevk edildi. Bilindiği gibi Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul etmişti. Süper Lig'de 30. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. Lider Başakşehir, 2. sıradaki Galatasaray ve 3. basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi futbol severlere son 4 haftada büyük bir heyecan yaşatacak. Kontrol etti, kenarları kontrol etti ve ilk düdükle birlikte... Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışı büyük bir heyecanla sahne oluyor. Orta alanda bir mücadele, Belanda da orada. Ligde lider Medipol Başakşehir,
İkinci sıradaki Galatasaray ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi futbol severlere son 4 haftada büyük bir heyecan yaşatacak. Liderlik koltuğunda oturan 62 puanlı Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı son 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Galatasaray, son maçında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la golsüz berabere kalarak uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi. 6 hafta önce lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşıdı. Sırada spor turu var. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'deki 3. dalyasını derbide yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı takımın 33 yaşındaki oyuncusu 6 farklı takımla Süper Lig'de 299 maça çıktı. Burak Yılmaz, Galatasaray'la 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ligdeki 300. karşılaşmasına çıkacak. Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarını giyen deneyimli oyuncu 299 lig maçında rakip fileleri 175 kez havalandırdı. Trabzonspor Süper Lig'de 3 büyüklere karşı bir maç eksiği bulunmasına rağmen son 8 sezonun en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. 2018-2019 sezonunda ezeli rakipleri karşısında sadece bir yenilgi alan Bordo Mavililer ikişer defada beraberlik ve galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi Galatasaray'la sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 kazanırken İstanbul'da ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi evinde 2-1 ile geçen Bordo Mavililer Kadıköy deplasmanından da 1-1 ile ayrılırken Beşiktaş'la da İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Bu maçın rövanşı ise 33. haftada Trabzon'da oynanacak. Bordo Mavili takım bu mücadeleden de puan ya da puanlarla ayrılması halinde 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşamış olacak. Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabük Spor'u 4-0 ile geçen Gençler Birliği şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bu sonuçla lider Gençler Birliği ligin bitimine 3 hafta kala puanını 67'ye yükselterek 2. sıradaki Denizli Spor'la arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. 3. sıradaki Hatay Spor'la arasındaki 9 puanlık farkı koruyan başkent ekibi önümüzdeki hafta hanesine 1 puan yazdırdığı takdirde Süper Lig'e yükselecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımında kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Melih Mahmutoğlu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı terleteceği açıklandı. Sözleşmesi 3 yıl uzatılan Mahmutoğlu, Fenerbahçe formasını terlettiği 2013-2014 sezonundan bu yana takımın tarihi başarılarında önemli rol oynadı. Şimdi de dünyadaki spor gelişmelerine bir göz atalım. Galatasaray'ın Marsilya'dan devre arasında kiraladığı Kostas Mitroğlu şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. Sarı Kırmızılıların 1,5 yıllığına kiraladığı futbolcuyu sezon sonunda göndermenin yollarını aradığı iddia edilmişti. Yunan golcünün beklentilerin altında kalması nedeniyle Galatasaray'ın sözleşmesini iptal etmek istediği iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya'nın da golcü oyuncuyu kadroda düşürmediği belirtilirken, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2020 yılından önce tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmayacağı belirtildi. Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın talip olduğu futbolcu için son olarak İtalya'dan Sampdoria'nın da devreye girdiği ifade edildi. Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve performansıyla dikkat çeken futbolcunun transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk şansını son iki maça taşıyan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un gelecek sezonun kadro planlamasını da yaptığı belirtildi. Alman teknik adamın yeni sezonda Daniel Sturridge ve Alberto Moreno'yu kadroda düşünmediği iddia edildi. Sturridge'le Beşiktaş, Moreno'yla Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülmüştü. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.